Ya benim tamponum şimdi kırıldı söyle dedi. abicim, hani besin biraz seni biliyorsunuz. Adama pesin kesiyorsun, 2 gün sonra veririm diyor. Bir şey diyemiyorsun, tanıdık. Evet. Adam aylar seneler sürüyor. Abi ben şimdi 5-6 ayda alacağım vardı, halen arkanda koşuyorsun. Evet, şimdi işte bu da... Nasipli de olmayınca olmuyor. Müşterinin... Tabii. Seni rahatsız oluyor, müşteri rahatsız oluyor. Hı. Bir parça gidiyor, sağa sola koşturuyor. Onun için ya. Bu mesleğe nasıl atıldınız? Bakıyorum hep bütün kardeşlerinizi baştan kim öğretti yani bu işi nasıl meslek edindi? Şimdi olay şu, ben liseyi bitirdim. Evet. Liseden sonra ben ustasız usta oldum. Olayın evet. Sürpriz tarafı bu. Benim abimle küçüğüm, benim bir küçüğüm, şimdi Hollanda'da o. Onlar Gaziantep'te çalışırlar. Evet. Daha sonra Besni'ye dükkan açmayı düşündüler, açtılar. Ben evet. De liseye son sınıfa gidiyorum bu anda. İşte kardeşim bir Kıbrıs Savaşı'nda rahatsız olduğu için okulu bitirdikten sonra ben de siyasi bir şey var Türkiye'de. Tadı yok topluların. O arada ben de geldim bir defa çalıştım onlarla yani. Evet. Çalıştım. Şu anda işin sorumlusu benim. Mutlası benim. Her şey benim. Çok güzel. Şimdi sana da sorayım. Evet. Bu Besniler bu işi mesleği olmadan her şeye dalıyorlar. Her şeyden de başarılı. Acaba bu neden bu bizim yapımızda mı var? Şimdi Besniler biraz aydın adamlar. Kültür seviyesi yüksek insanlar. Evet. Ben şimdi lise mezun olmasaydım belki biraz daha bocalardım işte yani. Ben işin organize yönünü daha güzel yapabilirim. Ama mesela benim küçüğüm Hasan Usta'mdı. Tüm herkes beni tanıdı Haydar Usta diye. Evet. Büyüğüm de hasta olduğundan işi bana bıraktılar. Yani tahsilin, kültürün, kültür seviyemizin, Besniler'in kültür seviyesinin yüksek olusunun en büyük etkenlerinden biridir yani bu. Evet. İkincisi de şu. Şimdi bu yer size dar değil mi? Aslında daha geniş kapsamlı olması gerekiyor değil mi? Tabii. Bizim bu iş için bunu 2 kat, 3 kat olsa normal yani aslında. Ha. Çünkü kapak oluyor, tamir oluyor. Tabii. Ondan sonra boyası atılıyor her yerde. Tabii. Sonra gün geliyor ki 8-10 tane araba oluyor mesela. Tabii. Şimdi boyanın yapıldığı yerden araba gitmeli, oradan çıkmalı, birbirine boyacıyla şey birbirini görmemeli. Tabii. Aslında. Kapak ama şimdi burada şöyle bir artık kendi çabanızla evet. Bu işi yürütüyorsunuz. Görüş öyle. Tabii. Peki efendim size şöyle bir soruyorum. Bu sağdan soldan da sordum. Diyorum ki bu şehir yeri yanlış kuruldu diyorlar. Evet. Sen ne diyorsun? Tabii aslında şöyle yani. İşçiler, çalışan insanlar yani sanatkarların ayrı bir de sit haline dönüşmesi tüm esnafların birbirine diyalog içerisinde, eskilerin birbirine daha rahat tamamlamaları için, rahat bir ortamda çalışabilmeleri için bir site gerekiyor yani. Küçük sanayi sitesi. Ha. Bu Besni için en doğal, en yapılacak işlerin başına gelen bir şey. Ha. Bu olmayınca tabii herkes vatandaş mahalle aralarında. Kimi nerede bulursa orada dükkan çalışma mecburiyetten kalıyor. Ev altında. Tehlikeli bir yanda. Evet. Örneğin yangını var bunun, daha değişik şeyler var. Tabii. Sonra sesi var, mahallede rahatsız olan insanlar var. Değil mi? Tabii. Tabii. O bakımda şimdi tabii efendim, en büyük sebebi bu bizim. Evet. Şimdi bir de şöyle diyelim. Bu yeri de biraz çürük. Yani geniş kapsamlı. Buraya sanayi kurulur mu? Kurulmaz. Hayır. Geçici olur zaten bu. Şimdi ben duydum. Demirciler bir gittim sanayi sitesi kayardına sahayı da çektim. İşte ben yönetim kurulundayım. İkinci başkanım ben. Ha. Şimdi çektim. Güzel. Şimdi ben diyorum ki bu şehir zamanında oraya kurulacaktı. Bak Allah ne yaptı? Yanlışları ortaya çıkardı. Ha. Bak oradan kayardından çatından. Bu çat diye buraya yanlışlık olmuş. Tabii efendim. Değil mi? Tabii. Sen de duydun. Şimdi olay bu yani. Her şeyi gerçekleri zamanla göreceğiz yani. Ha. Bak Allah ne yaptı bizim halkımızın doğruluğuna bak. Tabii. Oradan silahla, eşkıyayla ürküdenler geri aynı yerden yol geçti. Yol geçti doğru. Ha. İyi niyetimizi görüyorsunuz. Şimdi yani. Sayın arkadaşım zaten zamanında insanlarımızın bazı çıkarcıların yani Türkiye'nin hep çıkarcıların elinde kalmış. Bazı çıkarcıların getirip şehri buraya kurması, kendi mallarını uygulayan para etmesini kurması Besni'nin kaderi kurmuşlardır. Şimdi sizlerin arkadaşlarımızın, Besni'lerin İstanbul'da, Bursa'da, değil mi? Mersin'de, evet. Adana'da ve Antep'e yerleşmelerinin tek sebebi yerimizin içinde olmuştur yani. Tabii. Adam bir yeri kuramamış, sanayi kuramamış, tezgah yeri kuramamış, bulamamış. Onun için ne olmuş? Kaçan gitmiş. Sonra da Besni'ler hani bir şey oluşturmuş olsa topluluk
ki bir neredeyse Adıyaman iki katı olurdu yani. Tamam. İkincisi de şöyle, Besin halkı atılgan. Bak mesela siz beş kardeşsiniz, evet, sarılmışsınız. Neden? Bunu bir kere silah olarak elinize aldığınızda bunu mutlaka hedefe kavuşmak için. Şükür, evet, ya benim evet, şöyleydi, o gün Besin'de daha evvel belki 10 tane araba vardı, evet, şimdi 100 tane. Binlerce demek ki sen az çok tahsilin olduğu için ileriye yönelik düşünceli gibi gün koymuşsun. Çok tabii, güzel. Evet, teşekkür evet, ederim yani bu yönden şey, evet, yani kardeşlerini de evet, eğitmek, sokağa atmadan yani bu işe sanatı alıştırmak büyük bir şey yani. Gerçekten. Evet, evet, evet. Zaten iki okuyor var. Ya sanatçı olacaksın veya okuyacaksın yani. İftihar ediyorum evet, hemşehrilerimin böyle kardeşleri sırt sırta verir. Aslında meslilerin hepsi sırt sırta verir. Teşekkür yalnız ederim. Ki bunlara dolanmaz yol göstermesinler. Doğruyu tabii, bilsin, tabii, mesela her şeye dalar. Halkımız gerçekten, yapar. Sayın abicim, halkımız gerçekten her şeye değer yani. Evet. Beş tankın, şimdi diğer Adıyaman'da gelen arkadaşlarımız da diyor. Besinler, Çalışkan, Dinamit, yani şeylere çok üstün, evet, okuma yazma oranlara çok üstün, aydın bir yer olduğunu her ispatlıyor. Evet. Şartlarlıkta da Adıyaman'da, Yorubasarız'da Besin'in bu kazalar ve devletler içinde en aydın, en çalışkan, en şeyi yaratıcı insanlar burada var yani Besin abi. Evet. İşte benim gayem de şu, ben kurbete ilk çıkanım. Evet. Kurbete çıkanın sırtına yadırgıyorken adam olmaz derlerdi. Evet. Ben 50 lirayla küçük bazarcıkta işe başladım. Dozer'in yanında yağcı. Ondan evet, sonra gavurun yanına girdim. Adam bana öğretti. Evet. Ve dışarıya çıktık çeşitli sanatlarla. Çünkü okuttuk çocukluk. Şimdi atılganlık bizim mayamızda var. Evet. Çekirdeğimizde var. Evet. Şimdi diyorum ki bir fon kursak. Evet. 5 milyar var. Fon var. Daha ileri. Ha. Tabii tabii. Ha. Bir banka. Şimdi evet, ben garanti şirketinde çalıştım. Bu bir şirketti. Evet. Büyük sermayedarlar. Ondan sonra bankaya kurdular. Garanti bankası. Bugün Türkiye'nin her yerinde ağları var. Evet. Biz de bir 5 yıl olarak İstanbul, Uşak, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep 5 yıl olarak. Evet. Ufak sermayemizi böyle bir yatırsak bir banka, şirket kursa. Tabii. Mesela diyelim ki diğer bir şehrimiz kay ardına gelecek ama cesareti yok. Tabii. Buraya sanayisi, evi yaptık mı vatandaşımız gelir. Burada halkımızı çalıştırır, iş yeri açar. Evet, yani evet, evet, yeniden memleketi kazandırmak için. Canlanmaz yorulur. Göçü de önlemiş oluruz. Evet. Bu KAP projesinden de payımızı alırız. Tabii, her tabii, dalda. Çok güzel bir olay aslında. Dayanışma, birleşme tabii, olaylarla... Zaten artık bu devir evet, insanları artık tabulaşma değil, sırt sırta vermekle arıyor. Gerekse spor, gerekse evet, folklor. İkinci de bir folklor kurmak istiyoruz. Her aşamada memleketimizin bizi çalıyorduk, söylüyorduk. Ne güzel kendi şeyimiz var. Tabii. Başkaları bizden çalıyor, yapıyor. Bir folklor da kurmak istiyoruz. Bu sporlarla beraber Besni evet, tanıtımı tabii, için uğraşıyoruz. Evet. Siz de bunda maddi manevi katkıda bulunur musunuz? Tabii tabii, elimizden geldiği kadar yaparız. Katkıda bulunur. Evet. Ha, bizim şimdi bu filmdeki amacımız nedir? Evet. Besni halkı 5 vilayette ne yapıyoruz? Tahsilimiz nedir? İlkokulda ne etmiş isterse yani sıçanın deliğini dosyayı çıkaracağız. Ne yaptığını ortaya koymak. Evet, evet. Yani bir tarih, bir nüfus böyle sesli, konuşmalı, mesajlı bir belge oluyor yani. Belge oluyor. Besni'nin tarihi oluyor. Tabii, kişilik, tabii, aile, kökeni. Yani. Ha. Evet, daha canlı bir şekilde. Yaşamışım oraların içinde oluyor yani. Kitap olsa sen onu tanımasın, o onu. Birbirimizi tanıyıp birbirimize güven vermemiz için başlıca neden bu filmdir. Evet, film evet, en iyi araçtır. Birbirimize yardımcı olmamızı sağlayacak. Sesli. Parası olan güvenecek, koyacak orada. O da para kazanacak. Bankalar bizden para kazanmıyor mu? Tabii. Ha? Bizden de az kazanır. Doğru. Ama güveni olur milletine. Evet. Peki. Sağ olun. İlginizden size dolayı olun, teşekkür ederim. İstanbul'daki ve diğer Antep'te uzattık arkadaşlarımızla uğradığınızda selamlarımızı iletin. Boru imalatı. Ne de kullanılıyor bu borular? Bunlar tarla sulamalı, sulamasında bu. Evet, yeraltı sulamalı. Yeraltı sularını için. Artezyen suları tarlaya daha tabii, kolay evet, kullanılıyor. Yeraltı sularının
yeryüzüne çıkarmak için kullanılan borular. Peki iyice şey görüyor mu yani böyle 5000 şeyini karşılıyor musunuz? Yani bu borular yani ihtiyacını karşılıyor musunuz? İhtiyacını biz şimdi daha önce dışarıya gidiyorlardı. Evet. Antakya'da filan Maraş'ta yaptırıyorlardı. Biz yeni başladık bu işe. Ha. İşte devam ediyor şu anda. Ha. Şimdi yani dışarıya giden yok. Siz 5000 olarak buna cevap veriyorsunuz yani. Vermeye çalışacağım. Tamam, güzel. Çok iyi. Bugün şöyle uçuyor. Torna. Hatta dehre yaparlarken bizim tornalar, her şeyler tatanlaşmış. Mükemmel şekilde bizim bir imalete girişmişler. Gerçekten Mesulya'nın kabiliyetini her yerde görmekten kıvaş duyuyoruz. Köyden gelmiş, köymüş, şehirmiş, hangi işe dalıyorlar, her şey. Neyse bu vatandaşımız köyden gelmiş. Bugün bu tezgaha çalışmış. Kimin aklına düşerdi bu? Bugün cesaret meselesi. İsmim Beyhan, Beyhan Şahin. Beyhan Şahin, evet. Peki. Bu mesleğe nasıl atıldın? Mesela esas evvel bir mesleğin var mıydı? Ya sanat okuluna falan gittin mi? Şöyle kısa da anlatabilir misin? Evet, şimdi ilkokuldan çıktıktan sonra evet. Normal bir torna atölyesinde çırak olarak çalışmaya başladım. Evet. 12-13 yaşlarından itibaren tabii. Evet. Ve bu zamana 2 yıl, 1,5-2 yıl öncesine kadar çalışıyordum. Evet. Daha sonra burada kendi atölyemizi aldık, açtık. Evet. Peki şimdi bu boru işini sen mi düşündün yani? Evet. Baktın ki dışarıdan geliyor, evet. Niye ben yapamayayım dedin ha? Tabii, hem kendi memleketimizde bir gelişme gibi yani ufak da olsa bir gelişme gibi bir şey yapmak istedik ve ayrıca vatandaşımızın daha dışarı gitmemesi için. Evet. Tabii yol parası, otobüs parası, otel parasından kurtarmış oluyoruz. Ve ayrıca memleketimizin parasını dışarıya çıkarmamak için. Evet, güzel. Peki sana diyorum, bu atılganı nasıl cesaretle dedin yani böyle yetişince senden baban ya çevren demedin mi lan sen oğlum daha bu işi nerede biliyorsun oğlum bu kadar torbaya param bağlanıyor diye böyle şey edenler oldu mu ya cesaretçe yap oğlum diye şey yaptılar mı yani böyle. Çoğu diyen oldu. Ha. Çalıştıramazsın. Sana güvenemedi yani. Yani Besni'nin yani Besni'nin kapasitesi ne ki? Yani kapasitesi yok ki siz bu işi yapasınız falan gibisine yani oldu. Ha, olmuş. Neler oldu. Ha. Ama sen yılmadın. Evet. Bugün getirdim. Yani, peki bu işini tatminkar mı yani boru moru yaptığın işten çıraklarına falan yani geçim karşılıyor mu yani? Tabii. Çok şükür. Yani, iyi yani. Güzel. Besin bir mevsimlik olarak birkaç ay ölü zaman oluyor ama o da bütün her yerde olur yani normaldir o. Tabii. O kadar oluyor yani. İkincisi, şimdi Besin'de bu şeyi duyduğuna göre bir sanayi sitesi yapılıyor. Evet. Şimdi oraya yapılırsa, oraya gitmek ister miydiniz? Tabii gitmek isterim. Ben de yani bir an önce yapılmasını istiyorum ama şu anda biraz... Şimdi yavaş. Senin de duyuşuna göre dışarıda, burada mı yetiştin, dışarıya da gittin mi? Dışarıya gittim. Torna üzerine. Nerede çalıştın? Antep'te çalıştım. Antep'te. Şimdi Antep'te çalıştın o zaman. Bu adam gurbete gitti, bu adam olmaz diyen oldu mu? Yani bu Antep'e gidenler, şuraya buraya gidenler işte gidiyor, dolanıyor, geliyor filan gibi böyle diyen oldu mu? Yani adam olmaz, bir şey bellemez gibi diyen oldu mu? Şimdi böyle çok kişi güvensizlik verirler insanlara. Evet. Şöyle hani onu şöyle desek de olur. Mesela Antep'e ve büyük şehirlere alışmış gibisinden burada duramaz gibisinden oluyor. Oluyor değil mi?
memleketimiz, tabi akrabalarımız, sevdiğimiz kişiler burada. Yani bize de lazım olan odur yani genelde. Sevdiğin şimdi, insan yanında olmakta büyük şehirde tek başına gelmişsin ne ya bir şey yap. Peki sporu sever misin? Sporu severim evet. Evet. Folkloru? Folkloru çok severim ama elinden gelmiyor yapmasın. Şimdi biz diyoruz ki biz evet. Besliler var. Evet. Bütün Antep, Adana, Mersin, İstanbul, İzmir, Besni Gaziantep. Şimdi buralarda diyoruz ki biz vatandaşlarla aynı mesajı kullanıyoruz. Diyelim ki biz her aşamada bizim kültürümüz zengin. Köylerimizde okuyanımız var, söyleyenimiz var, oynayanımız var. Evet. Herkes bizim türkümüzü alıyor, başka yerde okuyor, ün yapıyor. Biz bir folklor kurmak istiyoruz. Bir de bu folklor bizi Besni'ye bir spor tanıtır, bir de folklor. Evet. Bunun ikisi birden böyle bir el attığımız zaman memleketi daha iyi tanıtacağız. Bak evet. Besni'nin diyor biz iftihar ediyoruz dışarıda Besni filan yere gitmiş, kol atmış artık duyuyoruz. Evet. Demek ki folklor dostlar daha geniş kapsamlı duyacağız. Yani sesimizi özleyeceğiz. İkincisi bir de bir Besni'ler vakfı kuralım. Yani bir banka gibi. Paralarımızı orada toplayalım. Kayardın ev mi yapılıyor? Gelmek isteyenler, Antep'ten gelmek ister, burada bir tornası var ya başka bir iş. Hemen ona yapalım, yardımcı olalım bu paradan. Adam buraya geldiği zaman cesareti kırılmasın. Evet. Böyle bir teşvik olursa yardımcı olur musunuz? Şimdi yardımcı, tabii yardımcı elimizden geleni yaparız. Hani şöyle, mesela biz bankalarla çalışıyoruz, para atıyoruz. Mesela çekimiz oraya yatırıyoruz, çekiyor, para dönüyor yani ona. Bizim kendi bankamız olsa? Kendi bankamız. Fıstığımızı bir alıp satalım. Tabii. Kavuğumuzu bir pazarlayalım. Mesela senin malın elden balsın, pazarlasın. Yani müşteriyi buraya çekmek. Tabii. Türkiye, size başta dedim hani bu boru, paramız dışarı çıkmasın. Başkası... Tabii. Demek ki başka dallarda da yaparız ama şimdi bak görüyorsun ben film çektim şimdi bizim toprakta fıstık var Antep toprağının arabanı geçince fıstık yok. Yok abi. Demek bizim orada satılıyoruz. Adımız batal oluyor. Onlar Antep adını alıyor. Ama aslında çilekeş fıstığı yetişen Besni aldı. Biz bu köylerde de bunu araştıracağız ki Besni'de mi yetişiyor? Antep fıstığı mı Besni fıstığı mı? Evet. İşte bu. Bu Besni halkı tembel midir, çalışkan mıdır? Bir tarih yapıyoruz yani. Kültürel yönde her dalda neler yetiştirmişiz? 50 yılın aile kökeninde neler yapmışız? Nerelere göç etmişiz? Orada neler yapmışız? Böyle bir tarih belgesi hazırlıyoruz. Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel. Sağ ol. İlginizden dolayı teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Elimizden gelecek herhangi bir yardım veya herhangi bir şey olursa her zaman hazırız yani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, şimdiye kadar da hiçbir hemşerimin bu yanlıştır dememişler yani. Gerçekten bir ihtiyaçtı yani. Spor, folklor, bir de bu sırt sırta vermemiz. Artık bu çağ insanlar toplumsal artık yapısal birbirini desteklemesi gerekiyor. Milletçe, devletçe artık. Şimdi yapılaşmayı biz sanatçı tuttuk muydu? Devlet de bizim yapımıza uymak meclisindedir. Evet. Yani böyledir yani. Toplumlar yapısal yönden birbirimizi desteklemez. Mesela diyelim bir 50 tane şoför var, birbirini sever. Hadi dedin mi toplanırlar. Söyle arabayı sever. Koş dedin mi koşmalı böyle yani. Canı birlikten birbirimize sıkı sıkı sarılırsak yapamayacağımız bir iş yok. Evet. Yani Avrupalılar böyle ilerliyor. Evet. Birbirine ters düşerse siyasi maksatlar yok bir kere. Siyasi maksatı artık bir kenara atıp Besliler olarak bizim arazimiz 5 vilayette yok Karadeniz'de. Ama Karadeniz'de birbirine tutkun. İşte biz de aynıyız. Neden cesaretimizi kendi milletimize kullanmıyoruz? Neden sermayemizi, gücümüzü kendi milletimiz için kullanmıyoruz? İşte bu çabayı ortaya koymak istiyoruz. Çok peki. Büyük güzel bir şey var. Bu araba tamirci hemşehrimiz. Ya Mehmet abi sen de çek gel. Biz İstanbul'a gidiyoruz böyle bant olarak. Oto tamirhanesi. Eskiden
çırkık tamir ederken bugün oto tamircisi, her türlü tamirat, her türlü imalat resimlerde mevcut. Tabii, her türlü sanatkar var resimler. Ama körlenmiş adamlar.